Nazar dedi ya, nazar, bakış açısı. Bu kadar ilimler ilerlemiş. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Yani şimdi ben eskiden bazen düşünürdüm, ya bu kavimler bu kadar mucize görmüş, nasıl inanmamışlar filan. Sonra işte okullarda öğrendiğimiz bilgileri düşününce, ya bu asrın insanı daha çok mucize görüyor. Ya. Yani doktorlar diyor, saniyede ortalama 50 milyon hücreniz yenileniyor. Hücreye bir bakıyorsunuz, sanayi sitesi gibi bir şey. Yok yok şimdi. Böylece okuyanlar ayıbilir. Yani sen bunu görüyorsun, bunun olduğunu. Bundan, yani bu gökten kudret helvası iniyor filan, işte bıldırcın kebabı iniyor çölde. Bunu görüp de, ya da taştan su çıktığını görüyor. Şimdi aman Allah'ım yani. Şimdi her şey harika Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına, tekvini kanunlarına uygun olarak yaptığınızda neler neler. Evet. Onun için Üstad Kur'an da diyor, gelecekte Kur'an hükmedecek, gerekçesine diyor ki bütün hükümlerini akla tasdik ettiren. Ahir zamanda da ilim, akıl ön plana çıkıyor. Kur'an zaten hep akla tasdik ettiriyor. İlme değer veriyor. Bu açık beraatül istihlal deniyor buna. Yani açık gösterge, delil ki bu iş Kur'an'ın hakimiyeti. Bunu ne kadar örterseniz örtün engelleyemezsiniz. Çünkü mevsim değişiyor yani. Yolmakla biter mi yani baharda çiçekler? Kışın olsa hadi bir ikisi. Evet. Onun için gel bak dedi o yani. O kadar her şey açık ki elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Yeter ki Kur'an'dan ders al. Kur'an senin muallimin olsun. Korkma. Bugün elhamdülillah İslam alemi Risale-i Nur sayesinde neredeyse 100 senedir Kur'an'ın her meselesini alnı açık, başı dik ispat edebiliyor, müdafaa edebiliyor. Ama işte bize gayret düşüyor.